yeşil rüyalar, kırmızı rüyalar ve sarı rüyalar. Her rengin kendi rüyaları olduğunu düşünürdüm. Ve belki eğer doğru günde doğru rengi giyersem istediğimi elde edebilirdim. Ama bazen her şey gitgide kararıyor gibi geliyor. Ve o zaman bu rüyaların hiçbirine inanmıyorum. Yakında gelirler. Evet biliyorum. 5 dakika daha sonra duşa gireceğim. İyi misin? Aile. Ne olmuş? Bizim için sevinecekler değil Elbette sevinecekler. Biz büyük aileleri severiz. Endişelenme. Tamam mı? Hemen döneceğim. Peki. Peki onun ebeveynlerine ne olmuş? Öldürüldüler. Ah, çok üzüldüm. Zavallı şey. Ne zaman gelecek? Cuma. Cuma günü evet. Anne, evlat edinmenin onaylanması harika olmadı mı? Tabii. Daha iyisini bulamazlardı. Çok mutlu olmalısın değil mi? Adı ne? Fotoğrafı var mı? Evet. Hadi Claire her şeyi anlat bana. Tamam. Pekala, adı Isabel ve... Isabel, bu ismi çok severim. Nasıl bir kız? Elbette çok güzel, bakın. Ah Claire, o çok tatlı. Evet, o harika. Edrin ve sen çok heyecanlı olmalısınız. Evet. Bak, bir dakikaya dönerim, tamam mı? Evet, tabii. Bunu gösterme şeklin çok garip. Eğer istediğin buysa senin için mutlu olurum. Sanki bu bir hataymış gibi söylüyorsun ama. Claire'le senin buna hazır olmamanızdan korkuyorum. Hazır mı değiliz? Af. Adrian. Bir bebeği evlatlık alacağınızı sanıyordum ama bu bir çocuk. 8 yaşında bir çocuk. Ne olmuş? Bir çocuğun tarihi ne zaman geçiyor? 6, 3, 4? Hangi yaşta sevilmek için daha büyük oluyorlar? Duygusallaşma lütfen. Bu çocuğun geçmişi ve ailesinin... Düşünmek bile istemiyorum. Ayrıca Claire, bu çok saçma. Neden saçma? Emin olmak zorundasın oğlum. Bak, bu çocuk ailemizin bir parçası olacak. Senin ailenin bir parçası olacak. Peki. Bak, Claire ve sen istenmeyen küçük bir kıza yuva olmayı düşünüyorsunuz ve bu harika bir şey. Düşünmüyoruz, olduk. Olduk. Bak, senden istediğim tek şey biraz destekleyici olman. Ha? Seni burada bulacağımı biliyordum. Haklıydın Adrian. Ailen bizim için aşırı mutluymuş. Hayır, ailen değil annem. Son baktığımda ailenin önemli bir parçasıydı sanki, öyle değil mi? Dinle beni Claire. Annem senden nefret etmiyor. Hayır, beni suçluyor ve bu daha kötü. Ama suçlamamalı. Belki de sana çekmiştir. Biliyor musun Claire? Gerçekleri çarpıtan tek kişinin annem olduğunu sanırdım doğrusu. Claire... Claire, istediğimizi aldık. Sevgimize ve desteğimize ihtiyacı olan harika bir küçük kızımız evet, var. Evet ama emin olmak zorundasın oğlum. Herkes başka türlü yas tutar. Geçen sene babam öldüğünde... Biliyor musun... Annem kendisini perişan ederek onu onurlandırdığını düşünüyor. Onun hatırasını bir yükmüş gibi taşıyor. Peki ben nasıl yas tutuyorum? Benim yaptığım gibi. Kendi içinde. Ama annem bunu anlamıyor. Annem babamı aldığı için dünyaya öfkeli. Tıpkı eğer seni kaybetseydim... ...benim de olacağım gibi.
O iyileşiyor. Aşırı inatçı değil, eskisi gibi sadece çok inatçı olmaya doğru gidiyor. Ama endişeli tabii ki. Ben de öyleyim. Fazla endişeleniyorsun. Fazla Claire, tıpkı bir anne gibi. Sarıl bana hadi. Los Angeles, 3 yıl önce. Yılın mimarı. Buna alışabileceğini düşünüyor musun? Alışmayı isterim. Ödül almaya devam edersen seni ortak yapmak zorunda kalacağım. Sanırım buna da alışabilirim. Daha önce hiçbir müstakbel idari ortakla dans etmemiştim. Sık sık öpülmekten hoşlanırlar. Aa, öyle mi? Evet. Çok mu? Çok, çok. Hayatım, çarşaflar halloldu mu? Evet, geliyorum. Claire, iyi misin? Aa, evet, iyiyim. Şey, raf kırıldı da düzeltir misin? Evet, ben de çarşafları tabii, alayım. Tabii, tamam. Sağ ol. En iyimiz sensin Claire. Eğer istersen proje senindir. İstiyor musun? Neden istemeyeyim? Peki işi alırsan asıl sorunun üstesinden gelebilecek misin? Son taslağın teslim tarihiyle falan bunu aldığını görmeyi çok isterim. Hı? Bak, bunun gibi projeler bu şirketi inşa edecek türden prestij getirir. Ve tabii ki senin onunla olan geleceğini. Sen işi al, ben de gereken fedakarlığı göstereyim. Kimler gelmiş? Merhaba, buyur. Merhaba. Merhaba Isabel. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Öyle mi? Sana sarılabilir miyim? Olur mu? Peki. Burası gerçekten de benim yeni evim mi? Evet, öyle. Evet, öyle. Çiçekler hoşuna gitti mi? Çok tatlılar. Lale, en sevdiğimdir. Odanı göstermemi ister misin? Odam mı? Evet, kendi odan var. Merdivenlerin en üstünde, en yukarıda. Evet, tırmanması uzun sürüyor.
Benim odam olduğuna emin misin? Evet, tabii ki senin odan. Vay canına. Beğendin mi? Oh. Evine hoş geldin. Zor bir hayatı oldu. Biraz sabırlı olun. Biraz zaman alabilir. Her şey için teşekkür ederiz. Ona iyi bir hayat verin. İstediğim tek şey bu. Annemi ve babamı gören oldu mu? Anne, baba. Isabel, tüm gece oynayamazsın. Uyuman gerek. Ama ben sadece istedim ki... Ne istedin? Oyuncak ev yarın da burada olacak. Hadi. Yatağına git. Gir yatağa. Oyuncak bebekle uyumak ister misin? Evet. Öyle mi? Hangisiyle? Anne ve babayla. Anne ve babayla. Anne ve babayla. Al bakalım. Bu anne, bu da baba. Bir ihtiyacın olursa biz aşağıda olacağız, tamam mı? Tatlı rüyalar. Tüm eşyalarını hazırladın mı? Bunlar annen ve baban mı? Bu onları kaybetmeden önceydi. Onları unutmak istemiyorum. Onları unutmayacaksın. Sevdiklerimizi asla unutmayız. Çok karanlık olmasın diye oyuncak evin ışıklarını açık bırakayım mı? Burada tek başına uyuyabilecek misin? Tek başıma değilim ki. Oo. Elbette. Üçünüze de iyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. En iyi kalite ürün. Keyfi yerinde gibi görünüyor. Öyle. Sessiz zamanları da oluyor. Küçük bir kız için çok zor. Yeni ebeveynler, yeni bir ev. Biliyorum. Peki ya sen? Tüm bunlarla işlerini nasıl yürütüyorsun? Oh. Büyük toplantı. Büyük toplantım ertelendi. 2 hafta sonrasına. Umarım onları Isabel'in bizi bıraktığı kadar hayran bırakabilirim. Merhaba. Çocuklar Isabel'i sevdi gibi değil mi? Evet. Geçen hafta için... Sorun değil. Bunu konuşmayalım. Belki kendimi iyi anlatamadım ama ben ne yaşadığını biliyorum. Hepsi bu. Gerçekten mi? Peki ne yaşıyormuşum? Yeni bir hayata alışmaya çalışmak. Kocam öldüğü zamanki gibi. Tanrı onu kutsasın. Ama inan bana Claire. Her gün acılı bir mücadele bu şu an bile. Büyük değişimler zorlayıcı olabiliyor. Ve yeni bir ülkeye ve kültüre gelmen ve ilk kez bir ebeveyn olmak, özellikle kendi hisleri, düşünceleri ve korkuları olan büyümüş bir kız için. O daha çok büyüyecek bence. Ama endişeni anlıyorum. Hmm.
Peki Isabel'le rahat hissediyorsun değil mi? O benim çocuğum. Evet. Ama her zaman öyle değildi. Bazılarımız geçmişte yaşamayı tercih etmiyor. Ah, lanet olsun. Elveda. Affedersin. Ya Isabel. Bir şey mi istedin? Elma alabilir miyim? Tabii. İşte burada. Al bakalım tatlım. Sağ ol. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Peki. Antonio ve Diego ile eğlendiniz mi bugün? Isabel? Pek sayılmaz. Öyle mi? Eğleniyor gibiydiniz ama. İstediğiniz buydu diye düşünmüştüm. Isabel, istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin asla. Beni anlıyor musun? Kaba mı davrandılar? Bir şey mi söylediler? Hayır, kibarlardı. Sorun onlar değildi. Yetişkinlerden biri mi bir şey söyledi, büyükannen Carmen? Sen de bazen sürekli izlendiğini hissediyor musun? Evet, sanırım böyle hissettiğim oldu. Sanırım alışmaya başladım. O uzun süredir burada mı? Kim? Sanırım o benim arkadaşım. Senin... Acaba ben de arkadaşını görebilir miyim? Görmeyi istemelisin. Açılacaktır. Ona biraz zaman tanı yeter. Sakladığı bir şey var. Tabii ki sakladığı bir şey var. O 8 yaşında ve yatağının altında büyük ihtimalle yeşil bir canavar ve 2 tane tavşan var. Adrian, ben ciddiyim. Ben de öyle. Kendine gelecektir. İzlendiğini hisseder misin hiç? İzlenmek mi? Kim tarafından? Bilmem.
Isabel böyle bir şey dedi. Işığı kapatabilir misin Claire? Evet. Bazen öyle hissettiğim oluyor. Geç kaldığım için çok özür dilerim. Hayır, tam zamanında geldin. Merak etme. Ben de tam Bay Dozier'e şükran gününe kadar planı ona vermek için anlaştığımızı söylüyordum. Ve tabii bunu yapabiliriz çünkü... Çünkü ben varım. Şirketteki en iyi mimar olduğunu söylüyor efendim. Teşekkür ederim. Ve asla teslim gününü kaçırmadığını da unutmayalım. O zaman mümkün. Evet, bakın, özür dilerim. Sanırım teslim tarihini neden tekrar ileri aldığınızı pek anlayamadım. Taslağın Aralık sunumunda elimizde olmasının şehrimize kongreyi almak için en iyi ihale vereceğini düşünüyoruz. Sadece laf değil, gerçek planlar. İnşa edeceğimiz şey işte bu. Yapmak mümkün mü? Tam tatilden önce Claire. Tabii ki. Bana güvenebilirsiniz. Gördünüz mü? Ne demiştim size? Hiç sıkıntı değil. İşi bir numaraya veriyorum. Claire'e. Bir baksana. Düşündüğümüz şey şuydu. İşte burada bakın. İnşaat ve güvenlik departmanında eski bir dostum var. O yüzden onayı çabucak alabiliriz herhalde. Ama hepimizin ekstra saat alması gerekecek. Sorun değil, değil mi Claire? Anne. Baba. Anne. Baba. Uyuyorlar. İkisi de uyuyor. Onları uyandırmama gerek yok. Anne, uyan. Sanırım ölüler. Çocukların hayali arkadaşları olur Claire. Normal bu. Benim de vardı. Seninki seni korkutur muydu? Öyle hissettiğini mi söyledi? Hayır, ama bana ondan bahsettiğinde ben öyle hissettim. Bak, burada bayağı hayat tecrübesi olan küçük bir çocukla uğraşıyoruz ki bu tecrübelerin çoğunu bilmiyoruz. O 8 yaşında Edwin. Evet, ailesi öldürülmüş olan 8 yaşında bir kız o. Bu insanı hızlı büyütür ve sonra bir koruyucu aile, bilmediğimiz koca bir geçmişi var. Alo? Ah, merhaba Eli. Evet, harika, çok sevinecek. Tamamdır, görüşürüz. Küçük bir kızın baş edebilmesi için çok fazla bu. Bundan ibaret olduğunu düşünsek... Peki, Eli dışarıda. Isabel? Isabel, Eli burada, aşağı gel. Gitmek istemiyorum. Neden? Günü halanla geçireceğin için sevineceğini sanıyordum. Sorun nedir? İyi misin? Sanırım gitmemi istemiyor. Gitmeme izin vermiyor. Antonio ve Diego ile oynamayı sevmeyen kişi mi bu? Görünmez arkadaşın. Eli ikiniz için çok eğlenceli bir gün planladı. Arkadaşın eğlenmeni istemez mi? Belki. Bilmiyorum. O zaman neden sana böyle şeyler söylüyor? Galiba söylemek zorunda. Neden? Eğer söylemeseydi orada olduğunu nereden bilebilirdik? Bence eğer gitmezsen Eli hayal kırıklığına uğrayacak. O yüzden bence sana güzel bir kazak bulup aşağı inmeliyiz. Tamam mı? Pekala, bugün hangi renk olsun? Isabel, istersen bana anne diyebilirsin. Belki turuncu olan. İşte orada.
Merhaba Isabel, nasılsın? İyiyim. Öyle mi? Çok tatlı görünüyorsun. O Max, çok tatlıdır. Göreceksin. Alo, hoşçakal öpücüğü alabilir miyim? Tamam mı? Hadi gidelim. Biliyor musun? Max parkta koşturmaya bayılır. Ve orada kaydıraklar ve salıncaklar da var. O yüzden piknik yemekleri hazırladım. Çok eğleneceğiz. Max! Max kes şunu! Ne oluyor Max? Derdin ne senin? Max! Çok garip, asla böyle yapmaz. Max! Sinirlenir demiştim, söylemiştim sana. Max! Üzgünüm Isabel, elinin köpeği normalde böyle sorun değil. Sorun köpekte de değil, onda. Çıldırdın mı Max? Üzgünüm, asla üzgünüm böyle yapmaz. Isabel. Sorun değil, sorun değil. İyi misin? Uyuyamadın mı? Bugün bir şey olacağını hissetmişti, bunu biliyordu. Bu olmadan önce korkuyordu, sonra da dehşete düştü. Bak Claire, çocukların sezgileri güçlüdür. O yüzden belki de köpekte bir sorun olduğunu hissetmiştir. Hayır, daha bir köpek olduğunu bilmeden bir şeylerin ters olduğunu hissetmişti. Belki güçlü içgüdüleri vardır. Benim içgüdülerim de bana burada çok gerçek bir şeyin olduğunu söylüyor. Bak Claire, bu zayıf yanlarını telafi etmeye çalışan küçük bir kız. Endişelendiğim tek şey bu değil. Yakında okula başlayacak. Ya diğer çocuklarla ya da öğretmenlerle rahat hissetmezse? Peki tamam. Eğer istersen bir çocuk psikoloğundan randevu alırım, tamam mı? Korkutucu bir olaydı ama bundan ibaretti. Hadi yatağa gidelim. Bu haftaki anlaşma beni önemli bir noktaya getirebilir ve sunum sırasında uyur gezerlik yapamam. Birazdan kalkarım. Peki, ne zaman istersen. Claire? Üzgünüm, duymadım. Biliyorum, haftalardır hiçbir şeyi duymadın. Eve git ve uyu biraz. Bitirmem gereken birkaç işim var. Her zaman birkaç bir şey olacaktır. Tamam, ben çıkıyorum. İyi hafta sonları Claire. Büyük konferans odasının saat 10 için hazır olduğunu iki kere kontrol et. Su, kahve, taze meyve. Mümkün olduğunca rahat hissetmelerini istiyorum, tamam mı? Bu işin zaten sürdüğünden daha fazla sürmesini istemiyorum. Tamam tamam, harika. Yakında görüşürüz. Isabel, okuldan sonra seni alırım, tamam mı? Yine oyuncak evle oynuyor. Ah öyle mi? Bir iç mimarımız olacak galiba. Eski bir mimar için mükemmel bir kız. Toplantıda iyi şanslar. Ah. Benim yerime gitmek ister misin? Hayır, iyisin. Saçmalama, harika geçecek. Sağ ol. Tamam. Peki tatlım, zaman doldu. Okula gitmeliyiz. Isabel. Neden yaptın bunu? Ben değildim, biliyorsun. Bugün yeşil saç bandını seçmişsin. Sana yakışıyor.
Bu okulda bir sürü çocuk mu var? Pekala, senin sınıfın var ve diğer sınıflarda da başka çocuklar var. Gergin misin? Ben okulun ilk günü hep gergin olurdum. Öyle mi? Evet, tabii ki. Ama günün sonunda arkadaşlarımı tekrar görmek isterdim. O yüzden git ve eğlen. Ve belki okuldan sonra biraz konuşuruz. Ne hakkında konuşacağız? Odanda ne olduğunu bana anlatmanı istiyorum Isabel. O oyuncak evi çok sevdiğini sanıyordum. Birbirimizden sır saklamak istemiyorum. Sırların mı var? Bana asla söylemediğin, benimle konuşmadığın. Hayır, bu doğru değil. Senden asla bir şey saklamam. Onun adı Stevie. Stevie. Peki Stevie nerede yaşıyor? Bizimle. Şu an burada mı? Evde, bekliyor. Neyi bekliyor? Bilmiyorum. Al sana bir sır. Sana çay yaptım. Tamam, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, sağ ol. O kupaya bir bakar mısın Claire? İçi boş. Böyle devam edemezsin Claire. Bütün gün ofiste çalışıp sonra eve gelip daha da fazla çalışarak ara ver biraz. Biraz kendine de zaman ayırman gerekmiyor mu sence? Bugün bir şey yedin mi? Evet, sabah bir şeyler yedim. Oh, bu sabah demek. Bak Claire, belki dizaynın biraz daha fazlasını diğer insanlara devretmenin bir yolunu bulman Onu gerekiyor. Onu yapabileceğim kadar yaptım. Lider benim. Sorumluluk almalıyım. Evet, ama yemek yemen Bak, lazım lütfen, en azından. Lütfen Adrian, bana yardım etmek istediğini biliyorum. Ama eğer bunu istiyorsan zamanımdan 10 dakika çalıp sonra bana yeterli zamanım olmadığını söyleme. Sen de eve geç geldin değil mi? Evet, ama evde 4 saat daha çalışmadım. Belki senin 4 saatlik işin daha yoktu. Bak, bana çay yapmak istiyorsan lütfen yap. Söz veriyorum içerim ama gerçekten işe dönmem gerek. Peki, sorun değil. İşini hallet, hepsini hallet, tamam mı? İşe geri dön. Rahatsız etmeyeceğim. Adrian.
Adrian. Adrian sen misin? Adrian? Tanrım. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Elveda. Ki bu da tamamlanma tarihini Temmuz yapıyor. Öngörülmeyen bir pürüz olmayacağını varsayarsak tabii. Biz varsaymıyoruz, öngörüyoruz ve bence bizim büyük pürüzleri görmekle kalmayıp onların üstesinden gelecek şekilde onları hesaba katan bir planımız var. Ve şimdi tüm mesele bunu doğru zaman çerçevesinde başarmak ve bu firma birleşmesinden daha güçlü ve günümüz piyasasında daha iyi rekabet edebilen şirket olarak çıkacağımızdan emin olmak. Peki... Adrian. Bunu nasıl yaparız? Hadi şimdi detaylara geçelim. Adrian çok üzgünüm. Eşiniz. Şimdi mi? Affedersiniz. Herkese taze kahve getirebilir misin? Tabii. Sağ ol. Claire neredesin şimdi? Neredesin? Tamam bak buradan çıktığım anda tamam mı? Eve gitme o zaman. Ben oraya gelene kadar eve gitme. Şu an buradan ayrılmama imkan yok. Claire. Claire. Adrian kahve istemiyorlar. Sunumun sonunu duymak istiyorlar. Benim yerime devam eder ne? Misin? Bunu tam olarak nasıl başarmamı bekliyorsun? Yap işte. Lanet olsun. Yeni bir su ısıtıcısı almamız gerektiğini biliyordum. Son kez söylüyorum, su ısıtıcısı delinmesi değildi. Ve oyuncak evi nasıl açıklıyorsun? Açıklamıyorum. Ben düşünüyorum. Ne düşünüyorsun, uydurduğumu mu? Bilmiyorum ama hiçbir şey 2 saniyede dağılmaz. Eğer kariyerim değilse tabii. İşe geri dön o zaman. Bu dersi aldığımızı sanıyordum. Önceliğimizi aileye verdiğimizi sanıyordum. Bu bir uyarıydı Adrian. Uyarı mı? Ne uyarısı? Duş bizi neye karşı uyarıyor? Kendin bak. Claire. Bak, bana büyüklük taslama Adrian. Dinle toplantı beni. Senin için önemliydi biliyorum ama burada dehşete düşmüş bir kız var. Arkadaşı Stevie'den bahsetti mi? Hayali arkadaşı mı o? Evet. Ona isim mi vermiş? Bak Adrian, burada bir şeyler dönüyor ve Isabel'in bizimle olmasını istemiyor. Claire, beni endişelendirmeye başlıyorsun. Evet, bence de endişelenmelisin. Hayır, senin hakkında endişeleniyorum. Ben hiçbir şey duymuyorum. Pekala. Neye bakıyor olmam gerekiyor şu an? Anlamıyorum. Çıktığımda hepsi açıktı, yemin ederim. Isabel'in odasına git. Adrian dikkat et sakın. Sorun değil, tamam. Peki, burada ne oluyor?
bunu uydurmuyorum. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Kes şunu. Şaka yapmıyorum. Oyuncak ev, duş, yanıklarım hepsi bir anda. Dinle beni, dinle. Son günlerde dinle. Dinle. Son günlerde aşırı stres altındaydık, tamam mı? Ve dinle. Ve belki Isabel'in gördüğü şeyler bilinçaltına işliyor ve sana hayal gördürüyor. Aa, belki de psikoloğa gitmesi gereken benimdir, öyle bunu mi? Bunu demedim ben. Aa, tabii. Bir şeyleri telafi etmeye çalışıyorsun. Fazla zorluyorsun. Yapmamız gereken tek şey Isabel'i sevmek. Ben sadece onu mutlu etmek istiyorum. Hiç hata yapmamak istiyorum. Dinle. Mükemmel olmak zorunda değiliz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Tamam mı? Geçmişte çok fazla hata yaptım Adrian sana ve... İkimiz de yaptık, tamam mı? İkimiz de. Hadi. İyi olacağız. Söz veriyorum. Tamam. Tamam. Okul nasıldı? İyi işte iyi mi? İyiydi. Öğretmen yaşıma göre en iyi okuyanın ben olduğumu söyledi. Vay harika. Canına. tatlım, sana birini soracağım. Annen diyor ki bizimle yaşayan yeni bir arkadaşın varmış ve biz düşündük ki biriyle konuşman iyi olacak. Seninki gibi arkadaşı olan, bir sürü diğer çocuğa yardım eden biriyle. Bazen anlamadıkları bir arkadaş. Hı? Ne dersin? Bugün neden burada olduğunu biliyor musun? Beni buraya getirdiler. Hı. Ama nedenini biliyor musun? Ebeveynlerin yeni bir arkadaşın olduğunu söyledi. Onlar ebeveynlerim değiller. Sadece seninle konuşuyormuş. Onun için özel olmalısın. Bir tek benimle konuşmuyor. Dinleyen tek kişi benim sadece. Neden başka kimse onu dinlemiyor? Belki de onlar için sadece duymak istediklerini duymak daha kolaydır. Peki nedir bu? Ve bu arkadaşının adı Stevie. Peki sence Stevie ne söylemeye çalışıyor? Sana ne diyor? Sözcüklerle konuşmuyor. Nasıl konuşuyor o zaman? Bir şeyler yaparak. Bir şeyler. Daha açıklayıcı olur musun? Bana gösterebilir misin? Isabel, ailemin fotoğrafını geri koyar mısın lütfen? Sana göstermemi istedin. Artık anlıyorum. Fotoğraf. Peki sence neden bir şeyleri yapma ihtiyacı duyuyor? Anladığını söylemiştin. Ben fotoğrafı yere atacakken... Evet. Beni gördün ama ondan önce... Eğer onun hakkında konuşmayı bırakırsam herkes mutlu olacak mı? Böyle mi düşünüyorsun? Bunu daha önce yaptım. Ebeveynlerim ölmeden önce senin gibi insanlarla konuştum. Peki sana yardım ettiler mi? Resmini görebilir miyim? Çok acıyor mu? Aa, hayır, çok değil. Bu kim? Bu Adrian. Bu sensin ve bu da benim.
Evet, iyi geçti dedin sanmıştım. Hayır, en iyi nasıl geçebilecekse öyle geçti dedim. Onlara acil bir durum olduğunu söyledin mi? Eşimin söz konusu olduğunu söyledin mi? Evet, o da bir geçmiş olsun kartı gönderiyor. Gerçekten umrunda olduğunu mu sanıyorsun? Bizi arayacaklarını söyledi. Bunun hiçbir anlamı yok. İşi o ofiste bitirmeliydi. Yani sen çıkıp gittiğinde şansımız da seninle birlikte gitti. Hadi ama biraz iyimser olmaya çalış. Bitmediyse hala bir ihtimal var demektir. Bak, sabah konuşuruz, tamam mı? Görüşürüz. Bu gece yanınızda yatabilir miyim? Hayır. Tabii ki yatabilirsin. Hadi çıkar bakalım üstünü. Terliklerini de alayım. Gel bakalım prenses. İşte hadi oldu. Bakalım. Bunu o yaptı değil mi? Önemli bir şey değil. Her şey yolunda mı? Ah, yani hayatımın en büyük toplantısından koşarak çıkmak, bırakmak istediğim bir izlenim değildi tabii. Üzgünüm. Sorun değil. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Dolabımın kapısını kilitleyebilir miyiz? İsabel? İsabel? İsabel?
mısın? Eşimizi bırak. Bizi rahat bırak. Rahat bırak. Git buradan. Aman Tanrım. Hayır. Kes şunu. Kes. Lütfen. Kes şunu. Git buradan. Benim, yapma. Benim Claire, benim. Ben geldim. O burada, burada. Kim? Kim? Kim burada? Bebeğim üzgünüm. Annen pek iyi hissetmiyor. Hayır, annesinde bir sorun yok. O buradaydı. Kim buradaydı? Stevie. Sen onu görebiliyor musun? Onu ne? Görebiliyor musun Isabel? Hissedebiliyorum. Çok kızgın. Peki bizden ne istiyor? Yeter, bütün bunlar yeter, ne yeter. Anlama geliyor? Seni yatağa geri götürmek istiyorum. Daha fazla hikaye duymak istemiyorum. Isabel. Anladın mı? Isabel! Elveda. Bizimle kalın Bayan Morales. Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz Bayan Morales? Bayan Morales. Bayan Morales. Çok şükür geceliğini 3 kez değiştirdikten sonra uyuyabildi. Rengini bir türlü seçemedi. Ne renk seçti? Mor giyerse uykuya daha rahat dalacağını düşündü. Yanlış rengi seçtiğini söyleyip duruyor. Yanlış mı? Neye göre, kime göre? Şundan iç, sinirlerini yatıştırır. Annenin verdiği hapların aynı. Onları sana vermesini ben söyledim. Yatmaya gitmeden önce 2 tane içmiştim. Tamam ama işe yaramadığı çok açık. 2 tane daha iç. Dinle Claire. Mutfakta yaptığın şeyi neden yaptın? Neden? Mutfağımızı benim mi dağıttığımı düşünüyorsun? Bu konuda ne? Beni boş ver. Bu konuda Isabel sence ne düşünmeli? O benimle aynı şekilde düşünüyor. Dinle Claire, hiçbir şeyin olduğu yok. Çocuk psikoloğuna anlattı işte. Duymasını istediği şeyleri anlattı, inandığı şeyleri değil. Biliyor musun, bence siz ikiniz de bir çocuk kabusunun içindesiniz ve ikiniz de bu lanet kaosu sürdürüyorsunuz. Gerçekten mi? Yani elimdeki yanık, bunu kendim mi yaptım? Elinin köpeği normalde çok uysal ne bir hayvandır. Ne olmuş yani? Bu şey gerçek Adrian. Tamam, dinle. Sosyal hizmetler uzmanımız Silvia'yı bir kahve içmeye davet edelim, tamam mı? Tüm olanları ona anlatabilirsin. Onu Stevie ile tanıştırabilirsin. Biz de Isabel giderken ona el sallar, kendimize uygun olmayan ebeveynler olarak gösteririz. Ne dersin? Ben onun için uygun bir anneyim. O zaman ona göre Isabel'i seviyorum. Bu şey gerçek Adrian. Burada bir şeyler oluyor. Lütfen bana inanmana ihtiyacım var. Dinle Claire. Seni seviyorum. Ve her zaman senin yanında olduğumu biliyorsun. Ama bu çocuğu kaybetmek istemiyorum. Benim yüzümden mi? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Hayır, söylemedin, ima ettin. Gerekli sözleri söyleyecek cesareti göstermeden onları söylemişsin gibi hissettiriyorsun.
Ben gidip mutfağı temizleyeyim. Görünüşe göre o pisliği ben yaratmışım. İzabel. İzabel. Artık rol yapmak istemiyorum. Onun durmasını istiyorum. Ama doktora her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Unutulmak istemiyor. Bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Alo? Ellie? Claire, nasılsın? Dinle, bana büyük bir iyilik yapar mısın? Her şey yolunda mı? Isabel'i okuldan alabilir misin? Adrian'ın işleri mi var? Adrian'ın bilmesini istemiyorum. Yani Max'i bağlamam gerekiyor olanlardan sonra. Ama sorun ne? Lütfen yalnızca bunu yap ve kimseye de bahsetme. Claire, beni buna pişman etme. Harika, teşekkür ederim. Görüşürüz. Benimle görüştüğün için teşekkür ederim. Hiç sorun değil. Çocuklarımızı evlat edinen ebeveynlerle konuşmayı seviyorum. İki taraf için de önemli bir adım. Buradaki çocukların kendi hayal dünyalarına kaçtıkları çok oluyor mu? Bazıları bunu daha çok yapar. Isabel mesela. Bildiğinizden eminim, resim çizmeyi sever. Sürekli yeni karakterler yaratırdı. Stevie onlardan biri miydi? Stevie ile tanışmışsınız. Onunla ilgili neler biliyorsunuz? Isabel'in Esteban'a taktığı isimdi. Esteban çok hasta bir çocuktu. Kanser onu yiyip bitiriyordu. Isabel'in çok sevdiği bir arkadaşıydı. Tanrı onu kutsasın. Saatlerce birlikte oyunlar oynarlardı. 6 ay önce vefat etti. Onu kaybettikten sonra Isabel değişti. Hayatından çok kişi çıkmış. Biliyorum ki Esteban'ı kaybetmek onu derinden etkiledi. O öldükten sonra çizdiği resimlerde görmeye başladı. Stevie'nin evi, ben ve Stevie salıncaktayız. Genelde gerçek hayatta hiçbir zaman birlikte yapamadıkları şeyleri çizerdi. O öldükten uzun süre sonra bana birlikte atıldıkları maceraları anlatırdı. Buradaki tüm çocukların Stevie gibi arkadaşları mı var? Birçoğunun var. Çalkantılı hayatlarındaki sabit tek şey. Hayali arkadaşlar, siz bırakmadığınız sürece sizi terk etmezler. Ben onu artık bırakmasına ihtiyacım var. Yerinizde olsam bunu nasıl sağlayacağım konusunda dikkatli olurdum. Birini kaybetmek hassas bir konudur. Özellikle çocukların bu kırılgan yaşlarında. Ve Esteban da, Stevie yani, anne babasını kaybetmesi için yardımcı oldu, öyle mi? Birbirlerine yardım ettiler. Bence her gün özlenen sevdiklerimizin hatırasıyla yaşamak acı verici bir şeydir. Hiç size çok yakın birini kaybettiniz mi? Peki, siz ne önerirsiniz? Hatıralarıyla yüzleşin, birlikte. Isabel her zaman unutulacağından korkardı. Ya da kendisinin unutulacağından. Anne ve babasını, Stevie'yi ve hiçbirimiz unutulmak istemeyiz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben kendi kızım hakkında çok az şey bildiğimi düşünüyorum. Nerede büyüdüğünü öğrenmek harika olurdu.
Ne yapıyorsun burada? Ben Esperanza ailesinin eski bir dostuyum. Siz onları tanır mıydınız? Çok uzun zamandır burada yaşamıyorlar. Biliyorum. Sadece umuyordum ki... Onlarla sadece birkaç kez karşılaştım. İçerideki anneniz mi? Evet. Hastalandı. Ben de o yüzden eve döndüm. Onları daha iyi tanıyor mudur? Bu konuda konuşmayı pek sevmez. Lütfen, en ufak bir şey hatırlıyorsa bile... Anne! Yıllar önce yandaki evde yaşayan komşular, onları... Üzgünüm, konuşmak istemiyor gibi. O evde bir kötülük vardı. Hakkında konuşulmaması gereken bir kötülük. Anne? Ortalık kan gölüydü. Çocukların öyle bir şey görmesine nasıl izin verilir? Çocuklar mı? Çocuklar ne demek? Tek bir kız çocuğu mu vardı yoksa erkek çocuğu mu? Çok güzel, genç bir çocuk vardı. Kızdı. Cinayetten sonra polisin onu dışarı çıkardığını gördüm. Sanırım o gördüğü şey tarafından lanetlenmişti. Lütfen bana cinayetten bahsedin. O çok kötü bir adamdı. Karısını öldürdü. Sonra da kendisini. Hepsini o zavallı küçük kızın önünde yaptı. Tansiyonu düşüyor. Benimle kalması gerek. Kıyafetlerini kesin. Hadi millet, zamanım tükeniyor. Ne yapıyorsunuz? Durumu ne? Tansiyon olay yerinde 16. Acile geldiğinde 9'a 5. Kalp hızı 120. Respirasyon 20 ve sığ. 0-2 satürasyon 95. Anesteziyoloji ile irtibata geç. Ultrason lazım. Hemen lütfen. Hadi çabuk. En kısa zamanda, tamam mı? Ondan haber alırsan beni ara. Tamam, görüşürüz. Jonathan Vallega 3. hatta. Ah lanet olsun, onu sonra aramam gerekecek. Sonunda aramalarına geri döndü. Alejandro, tamam ki... onu arayacağım dedim. Pekala. Anne, yardımın lazım. Tüm bunları nasıl öğrendin? Sen bunları biliyor muydun? Hayır. Yani evet ama teyit edilmemişti. Evlat edinilen çocuklarla ilgili her şeyi her zaman bilmiyoruz. Bunu bize nasıl anlatmazsın? Isabel başta birkaç koruyucu eve gönderilmişti. Siz evlatlık işlemlerine başladığınızda tek bildiğin... Neydi? Ne biliyordun? Size anlattığım şeydi. Anne babasının öldürüldüğü. Evet. Biri diğerini, sonra da kendini öldürmüş. Bunu biliyor muydun? Bir dedikodu duymuştum. Yetimhane çalışanı bir hikaye anlatmıştı. Ama bilmiyordum Claire. Biz soruşturmacı bir yapı değiliz. Evlatlık işlemlerine bakıyoruz. Bilmediğimiz başka ne var peki? Kanunla sağlanan her bilgiyi verdim. Tüm gerçekleri. Üzgünüm Claire. Kızgın olduğunu biliyorum. Ama şu anda kızının iyiliğine odaklanmalısın. Neydi? Ne biliyordun? Eğer birinin geçmişini göz ardı edersen o kişiyi nasıl anlarsın? Onu ve çevresindeki herkesi aklamaya çalışıyor. Anlamıyorsunuz. Kim? Kim onu haklamaya çalışıyor? Sıcak çikolatanı sevdin mi? Eşim ve ben buraya çok gelirdik. Çoğu insan kahve içer. Ama eşimle geldiğimde sürekli sıcak çikolata içerdik. Ona ne oldu? O vefat etti. Benim annem ve babam da öldü. Evet, biliyorum. Yani yaşlı bir kadın için kaldırması zorsa, senin gibi küçük bir çocuk için de çok zor olmalı. Onları özlüyorum. Özlemelisin. Biliyor musun? Bazen yemin ederim ki hala eşimin sesini ya da gülüşünü duyabiliyorum. Sence onlar da... Onlar da özler mi diye mi soracaksın?
Yani bence biz hala onlarla birlikte olmak istiyorsak muhtemelen onların da bir parçası ayrılamıyor. Onlar da bizimle kalmak istiyorlardır. Sonra da kızarlar mı? Ölüler. Bırakamıyorlarsa kızarlar mı? Tatlım. Eğer biz huzurluysak, onlar da huzurlu olabilir. Hı? Merhaba. Olabildiğince çabuk geldim. O nasıl? İyi. Sana ulaşmaya çalıştım ama telefonunu açmadın. Isabel. Claire, artık bir ailem var ve çocuklar. Onlar gerilimi sezer. Ne demek istiyorsun? Gerilim falan yok. Isabel bir şeyler seziyor. Bugün en az yarım saat boyunca banyonun ortasında dikilip kendi kendine konuştu. Stevie adını duydun mu? Kim? Claire, duyduğum biri onu dinlesin diye bağıran küçük bir kızdı. Sorun neyse artık ona bir son vermelisin. Onun iyiliği için. Isabel, hadi tatlım. Adrian aradı. Sanırım onunla konuşmalısın. Nerede o? Kendi kardeşime yalan söyleyemem. Claire! Bu ne gibi? Burası yaşadıkları ev. Ve bu da her tarafı çiçeklerle dolu olan güzel bahçeleri. Merhaba. Biz de seni bekliyorduk. Senin burada ne işin var? Oğlum beni arayıp torunumu okuldan almamı istedi ve ben de geldim. Ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Öyle değil mi tatlım? Evet, bir restorana gittik ve sıcak çikolata içtik. Biliyorum ama sadece 10 dakikalık bir telefon görüşmesi ayarlayabilirsek bence bunu ifade... Tabii ki anlıyorum ama sizden de aynı anlayışı bekliyorum. Acil ve ailevi bir mesele vardı. Pekala, tamam, ona mesajımı iletirsiniz. Hayır, sorun değil. Teşekkürler, görüşürüz. Annenin burada ne işi var? Bütün derdin bu mu? Annemin neden burada olduğumu. Sen neredeydin? Onu ben alacaktım. Neden eliden arkanı toplamasını istiyorsun? Neden kardeşim benim karım hakkında benim bildiğimden daha sen çok şey biliyor? Sen beni dinlemek istemiyorsun. Silvia istiyor mu? Beni aramadı mı zannediyorsun? Claire'i bilirsin, şu an çok stresli. Davranışını şikayet etmesin diye onu ikna etmekten hoşlandığımı mı sanıyorsun? Benim davranışım mı? Evet. Pekala, artık rahatça bilgi sağlaması çok güzel. Çünkü biz Isabel'e evlat edinirken bunu yapmamış. Seni aradığında Isabel'in babasının kendini öldürmeden önce annesini öldürdüğünden bahsetti mi? Ne? Evet, işte bunu öğreniyordum. Bununla yüzleşmek istesen de istemesen de hepimiz tehlikedeyiz. Bu ruh Isabel'in peşini bırakmayacak. Başka bir şey yapmadan önce onu durdurmalıyım. Onu durdurmalı mısın? Evet. Onu durduracak mısın? Demek ruhlar Isabel'in peşini bırakmıyor. Dinle, anne ve babası hakkında söylediğin şeyler doğru olsa bile bu ona destek olmamız için daha büyük bir sebep demek olur. Onu korkutmak için değil. Her şeyi mantıklı bir açıklama bulamazsın Adrian. Beni dinle. Belki de annem haklıydı. Belki de senin için çok erkendir. Rıza formlarını imzalamanız gerek. Onu görebilir miyim? Evet ama içeri giremezsiniz. Durumu çok ciddi. Kimsenin içeri girmesine izin veremeyiz, tamam mı? Onu çok endişelendirdin. Senin sorunun ne? Sinirlerin alt üst olmuş. Isabel nerede? Dinle Claire. Sen de ben her zaman aynı fikirleri paylaşmadık. Ama şimdi ortak bir düşüncemiz var. En azından öyle olduğunu umuyorum ve bu da ailemizin iyiliği. Bunu biraz olsun sorguluyorsan bile konuşacak bir şeyimiz yok demektir. Eğer bir kişi iyi değilse bunun domino gibi bir etkisi olabilir. Başkalarının tamam mı? Hayatlarına sürekli olarak burnunu sokmak da öyle. Bunu yapmaya çalıştım. Suçlamanı kabul etmemi istiyorsun. Tamam, ediyorum. Oğluna sizin kanınızdan bir evlat veremediğim için üzgün olduğumu söylememi istiyorsun. Üzgünüm, tamam mı? Ama artık bir kızım var.
ve ona bakmama yardım etmek dışında bir şey yapmak niyetindeysen defolup git. Şimdi söyle, Isabel nerede? Ben tartıştığınızı duymasını istemedim ve onu yukarı Isabel çıkardım. Isabel? Isabel! Isabel, iyi misin? Bir şeyin var mı? Git başımdan! Hayır benim! Onu durduracağını söylemiştim! Artık onu nasıl durduracağımı nasıl biliyorum. Dinle beni Isabel! Hayır bırak! Lütfen dinle, hayır, tamam mı? Dedim lütfen ki... beni dinle! Onun gittiğini kabul etmeli ve seni bırakmasına izin vermelisin. Esteban'a elveda demek zorundasın. Esteban mı? Zor ve acılı olduğunu biliyorum ama yapmak zorundasın. Hayır! Lütfen hayır, beni dinle Claire. Isabel! Hayır! Beni dinlemen Claire gerek! Bırak beni! Aman tanrım! Beni dinle dur. Isabel! Hayır! Anlamıyorsun! Beni rahat bırak! Hayır anlamıyorsunuz, o her yaptı. Her şey yolunu verecek tatlım, tamam. Dur! Lütfen Isabel! Oku, rahat ona bırak! Elveda. Dur! Dur! Sen iyi misin? Evet, o iyi. Claire! Claire, gel buraya. Hadi ama. Claire. Çok kanaması var. Kanamayı bir an önce durdurmalıyız. Bana ne yapıyorsunuz? Bir kan nakli daha yapalım. Ne yapıyorsunuz? Kocamı görmek istiyorum. Kocamı görmek istiyorum. Bana ne yapıyorsunuz? Bunu atlatacağız Claire. Söz veriyorum. O iyi mi? Evet, bizim odamızda boyama yapıyor. Annem onu yormaya çalışıyor. Onu bu gece bizim yatağımızda yatıralım, tamam mı? Tamam. Belki de Amerika'ya dönmemiz gerekiyordur. Başka bir yerde yeni bir başlangıç. Çözüm bu değil, bu sefer değil. Önceden işe yaramıştı. Aa, gerçekten yaradı mı? Evet. Şimdi daha mutluyuz, öyle mi? Adrian, burada da aynı hayatı kurduk. Los Angeles'ta ben ölene kadar çalışıyordum. Burada da sen çalışıyorsun. Sadece... aynı hataları tekrarlıyoruz. Artık bir aile olduk. Buraya yeni bir döneme başlamak için geldik ve başladık ve bunu yaptığımıza göre belki de artık dönme vaktidir. Hayır. Taşınmak çözüm değil. Gerçekten bunun çözümü değil. İhtiyacın olan tüm yardımı orada bulabiliriz. Dünyanın en iyisi, bunu biliyorsun. Bunu düşün. Merhaba tatlım. Bunu senin için yaptım. Sadece biz varız. Olması gerektiği gibi. Tatlım, annen son zamanlarda pek iyi hissetmiyordu. Eğer seni korkuttuysa üzgünüm. Beni korkutan o değildi. Dinle şu Stevie, o gerçek değil, tamam mı? Böyle düşündüğünü biliyor. Bu yüzden hep Claire'le oynuyor. Bize inanmazsan yardımcı olamazsın. Beni yatırıp hangi renkler içinde uyuyacağımı seçmeme yardım eder misin? Tabii ki ederim. Seni seviyorum Isabel. Ben de seni seviyorum anneciğim. Yakında gidecek mi? Esteban mı? Yetimhanedeki. Esteban benim arkadaşımdı. Beni severdi. Ama sen ona Stevie diyormuşsun. Ona sadece bir ismi olmadığı için Stevie diyordum. Ve sonra Stevie dersem o da benim arkadaşım olabilir diye düşünüyordum. O zaman o kim?
Bilmiyorum. Bence ne yapmalıyız biliyor musun? Sadece o yokmuş gibi davranmalıyız. Hı-hı. Olur mu? Hadi yat bakalım. Onu öylece unutacağız, tamam mı? Tamam. Belki o da o zaman gider. Tamam. Işığı açık bırakayım mı? Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet, sadece biraz korkmuş. Öyle mi? Sen de çok yorgun olmalısın. İkinizin de başından çok şey geçti. Bir şeyler içmek hepimize iyi gelebilir. Bu harika bir fikir. Ben aşağıdan şarap getireyim. Hayır hayır, sorun değil. Ben gidip alırım, seni yeterince yorduk. Emin misin? Evet. Kanaması var. Kanamayı bir an önce durdurmalıyız. Bana ne oldu? Sadece 5 dakika Clay, bizimle kal. Adrian. Clay! Adrian. Çok sevimli. Claire! Harika bir anne olacaksın. Eğer istersen proje senin. Peki halledebilir misin? Son taslağın teslim tarihiyle falan. Yapılabilir mi? Belki dizaynın biraz daha fazlasını diğer insanlara devretmenin bir yolunu... Onu yapabileceğim kadar yaptım lider benim. Tam tatilden önce kılıyor. Sen işi al, ben de gereken fedakarlığı göstereyim. Bitmek üzere Claire, kafasını görebiliyorum. Tamamdır, başlıyoruz. Son bir ıkınma. Başarabilirsin. Ikın. Hayır. Anne! Isabel, hayır. Buradan! Hayır! Hayır! Yapmaya. Aman Tanrım. Tamamdır, kordonu kes. Bu bebeği entübe etmeliyiz. Hala nefes almıyor, yanıt yok. Apgar ne durumda? Apgar hala sıkıştı. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Hala nabız sıkıştı. Daha büyük bir entodrakeal tüp lazım. Bebeğime ne oluyor? Ben entübeyi bitirirken sen de kompresyonu yapar mısın? Ah bebeğim, bu sensin. Adrian, neler oluyor? Neden hiçbir şey duyamıyorum? Bebeğe ne oluyor? Bay ve bayan Morales, gerçekten çok üzgünüm. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kaza sebebiyle plasental ayrılma çok şiddetliydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Onu kucağınıza almak ister misiniz?
Bebeğinizle biraz da olsa vakit geçirmek yas tutma evresine biraz huzur bulup veda etmenize yardımcı olur. Sana veda etmedik. Elveda. Claire. Claire tatlım. Ona veda etmedik. Hayatta kalmaya çalışıyordu. Onu hemen buradan götürün. Biz bir dakikanızı ayırıp veda etmenizi tavsiye ederiz. Şu an ne kadar zor görünse de bana güvenin. İleride pişman olacağınız bir şey olabilir. Size onu hemen götürün. Çıkarın dedi. Onu buradan. Onu unuttuğumuzu hissetti. Elveda. Elveda. Anne! Sen iyi misin? Sorun yok. Sorun yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Belki de rüyaların renkleri yoktu. Belki hepsi karanlıktı. Hepsi göremediğimiz yerlerdeydi. Ve döndükleri yerde orası. Huzura ulaştığımızda gideceğimiz yer.